Günaydın arkadaşlar. Bugün ilk ders günümüz ve şimdi okula doğru gidiyoruz. Arkadaşlar içime sporda giydiğim croplardan giymiştim ve tahmin ettiğim gibi hava çok ısındı. O yüzden bundan sonra böyle yapacağım. Ama ne zaman bilirse olsa içime üstümü çıkardığımda kalabilecek bir şey giyiyorum. İşte onun üstüne de sweatshirt giyiyorum. Hava soğuk olunca direkt onu geçiriyorum. Temiz kafayla evden çıkıyorum yani. Çok basit ama bazen yapmayı atlıyorum. Thank you. Neyse şimdi bu kız okuldan nasıl buraya ışınlandı diyeceksiniz. Hemen anlatayım. Okula gittim. İşte bilgileri doldurduk. Adresimiz vesaire. Ondan sonra bir seviye belirleme sınavı oldu. Bir tık gerginim. Çünkü zaten benim sorun yaşadığım şey sınavlar. Yani günlük hayatta konuşurken gramer hataları yaparım ama rahat bir şekilde konuşurum. Ama iş kağıt üstü sınava gelince ben tıkanıyorum. Hani o zaman böyle kendimi ifade edip anlamakta daha zorlanıyorum. Çünkü normalde bir şey diyeceksem onu söylemenin 10 tane yolu var. Ve hani birini bilmiyorsam diğeriyle kendimi bir şekilde ifade edebilirim. Ama sınavda sen net olarak o yolu sorduğunda ben tıkanıyorum. Ama çok okey yani. Zaten bunu geliştirmeye ve kağıt üstünde de bir şey yapabilmeye, günlük konuşmada o gramer hatalarını artık yapmamaya geldim. Neyse işte sınavı verdim, çıktım. Şu an saat 10.43. Ben de işte 10.30 falan gibi çıktım sınavdan. 11.15'te tekrar sınıfta olmam lazım. O zamana kadar vaktim olduğu için ben hiçbir şey yemediğim için dedim kahvaltı edeyim. O kadar güzel bir kafeye geldim ki. Umarım yemekler de güzeldir. Şimdi arkadaşlar fiyatları vesaire merak edenler için bunu göstermek istedim. Bir tane cinnamon bun yedim. Bir tane de flat white içtim. Fiyatı da böyle tuttu. Türk lirasını çevirmiyorum çünkü zaten sürekli değiştiği için tahmin edersiniz ki. Direkt buradaki birim parayı göstermek istedim. Bayağı da güzel bir mekan bu arada. Sadece garip bir şekilde nakit ödememe izin vermediler. Yani sadece kart geçiyormuş. Allah'tan yanımda kart vardı yoksa ne yapardım bilmiyorum. Şimdi 5 dakikamız var ama zaten çok yakındayız okulum. Gidelim bakalım. Arkadaşlar tüm kaydı. Saat 3'e geliyor. Ders bitti. Çok tatlı kızlarla tanıştım. Hatta önümdeler şimdi. Bir anda suratlarına kamera tutmak istemiyorum ama bir deneyeceğim şansımı. Are you in the morning section or afternoon? Afternoon. Okay, so let's keep in touch. I'm in the morning. But I think tomorrow I change to okay, afternoon. Perfect. We can still go to museums together. Nice to meet you all. Arkadaşlar yürüyüp size bir şeyler anlatırken Spaghetti House diye bir yer gördüm ve evimi görmüşçesine girdim ve şu an bu durumdayız. Ne olur hemen yiyelim. Çok acıktım. Acıkmak istemiyorum. Sadece canım istediğinde keyfe yiyeyim istiyorum. Bu ne eti bu arada? Domuz etiymiş. Sordum dedim bu domuz eti mi? O kadar rahat bir şekilde evet dedi ki. Sonra dedim abi ben domuz eti yemiyorum dedim. Makarnası da çok güzeldi bu arada ama aldı götürdü polonez getirecekmiş. Ama menüde yazmıyordu. Gerçi niye yazsınlar? Onlar için çok normal olduğu için belirtmemişlerdir. Ama ben yemiyorum domuz eti. Fark edişi aldım ömür boyu alışmış. Thank you so much. Burada ben bolognese hep yoğurt da yerim tamam mı? Adamdan yoğurt istedim bana öyle bir baktı ki hani ejder yağı falan istemişim gibi baktı. Ben de hemen yalan söyledim. Dedim Türkiye'de biz onu yoğurtla yiyoruz da o yüzden istedim. Bilmiyorum inandı mı? Neyse makarna çok severim. Her türlü yenir. Arkadaşlar spagetticiden çıktım şimdi. 37 dakika ama yurda yürüme kararı aldım. Yani şu an hiç otobüse ya da metroya binesim yok. De yol üzerinde bir markete uğramam lazım. O yüzden dedim zaten spor ayakkabılarım var yürüyeyim. Yarın biraz daha hafif bir çanta yapayım. Hatta bakın omzum kesin iz oldu. Baksanıza bayağı yani acıyor. Neyse biraz sağ omzuma takayım. Neyse size biraz ilk günümden bahsetmek istiyorum. Gözüme bir şey girdi. Önceki videoları izlediyseniz eminim biliyorsunuzdur ama izlemediyseniz belki diye bu videoda tekrar söyleyeyim. Ben Londra'ya Kaplan Türkiye ile birlikte geldim arkadaşlar. Yurdumu okulumu onlar ayarladı. Ve bugün okulun ilk günüydü. Seviye belirleme sınavı yapıldı. Hatta size de linkini koyabilirim. Direkt biz de o linkten girip yaptık. Seviyenizi oradan öğrenebilirsiniz. Ne? Sonra böyle herkesin kaynaşması için minik speaking alıştırmaları vesaire yaptık ama asıl dersler yarın başlayacak kendi seviyemizden. I can't understand. Sonuç olarak çok heyecanlıyım. Londra'dayım. Çok güzel bir yurdum var, çok güzel bir okulum var ve çok güzel insanlar tanıdım hem yurtta hem okulda. Ve söylemeyi unutuyordum. Akşam Beyza ile buluşacağız. Beyza influencer ve benim 3-4 yıl önce çektiğim Alaçatı vlogunu izlediyseniz ya da şu an izlerseniz Beyza ile gitmiştik. Beyza'yı çok seviyorum. Hatta Londra'ya taşınacağız zaman böyle o Londra'nın öncesi bir buluşup vedalaşmıştık. Beyza tekrar ne zaman gelecek görüşeceğiz diye düşündük ama ben gelmiş oldum. Akşam da beni çok güzel bir parka götürecekmiş. Ben neresi olduğunu bilmiyorum ama çok sevdiği bir yermiş. Oraya gideceğiz.
Arkadaşlar şarjım %3 ve yolda böyle bir şey gördüm. Telefonunuzu şarj etmek için basınca şarj ediyor diyor ama neyi anlamadım bilmiyorum, etmiyor. Gerçekten dünyanın en güzel icadı olacaktın. Çalış lütfen. Ha, biri geçse de sorsam. One eternity later. Evet, 5 kişiye falan sordum, kimse bilmiyor. Böyle duygularımızla oynamamalısın. Yurda varmama 6 dakika kala böyle bir market gördüm. Şimdi buraya girdim. Buradan ihtiyaçları alıp bir 6 dakika daha yürüyüp yurda varacağım. Ay çok güzel, canım meyve de çekti. Ama o kadar can sıkıcı ki yani. Bir birim para olan şey bile Türk lirasına çevirince o kadar pahalı ki. Hani en ucuz şeyi almak bile aslında keyifli değil ki ya. Ailemle yaşarken hayat çok güzeldi. Sınırsız yemek istediğimi mutfaktan alıp yiyordum. Tek yaşamak hiç öyle değil. Yurt dışında tek yaşamak Hiç öyle değil. Bir şey diyeceğim. Londra'da çok yağmur yağdığı için muhtemelen şemsiye konusunda çok geçmişler. Minicik şemsiye. Yani aşırı küçülüyor. Muhtemelen çok güzel koruyordur ama o kadar küçük ki çantaya falan. Aa ya siz var ya. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar, bundan gitmeden alsak mı? Şemsiye taşımaktan nefret ederim çünkü çok yer kaplıyor ama bu kadar pratiğini hiç görmemiştim. Belki alırız gitmeden, duruma göre bakalım. Şöyle iki poşet doldurdum ve 15 birim para tuttu. Arkadaşlar bir kötü haberim var. İyi haber. Yanlışlıkla en yakın metro durağını buldum geçerken. Kötü haber, telefonun şarjı bitti 4 dakika kala ve nereden gideceğim konusunda hiç emin değilim. Sonra sonra gideceğim. Umarım insanlar yurdu biliyordur. Bir şey diyeceğim. O kadar da kötü değilmiş valla. Buldum. Şimdi odayı da tekte bulursam. İşte o zaman bir daha artık yön bildiğim kötü demeyeceğim. Artık değişmiştir bu gerçek. Bir şey diyeceğim. Balacımı demeyin ama satın aldığımız deterjanlar şurada var ve şu kadarcık kullanmak için mecburen satın aldım. Keşke bir iki kerelik oradan alsaydım yani. İşte her şeyi 21 ile çarpmak beni bu hale getirdi. Çok kötüyüm bu konuda. Peki bir şey diyeceğim, her yerde böyle sipariş verebiliyor musun yoksa buraya mı özel? Genelde böyle zincir yerleri şey var, Epe. Arkadaşlar Epe'den sipariş falan da. Hiç şurada uğraşmayıp. İnanılmaz çok havalı bir kutusu. Bir şey diyeceğim, YouTube'da söylüyor musun peki? Ben şey yapıyorum, puan biriktiriyorum. Herkes bir nazar boncuğu bir satıp tebrik edebilir mi Beyza'yı? Taksideyiz, Uber de bana şey yaptı. Ben bu arada evleniyorum. Ben böyle bakıyorum. Ama sende de... Ben söylemedim diye. Ya sakladım ama. Şaka, biliyorsunuz bunu. Dırıt 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 dırıt. Aa. Çok güzel ama çok. Nasıl hissettiriyor? Bir basın açıklaması yapar mısın? Ben hala idrak edemedim. Biz hani daha ben de şöyle bir şey oldu. Biz zaten konuşuyorduk. Yani bizim daha böyle hani planlı. Biliyorduk yani eğlenceğimizi. Ben senin adına çok heyecanlandım. Ne zaman düşünüyorsun? Buket'in inşallah. Bir iki sene. İsmi Buket olacak herhalde. İkiz olursa Buket ve Sena. Özdemir. Anlaştık. Yapmazsan ama basın. Elimde kayıtlar var. Arkadaşlar bakın, burada belediyenin alması için restoranların koyduğu çöpler var. Kızlara onu sordum. Tüm çöplerinizin poşeti aynı renk olmak zorundaymış. Yoksa ceza yiyormuşsunuz ve sebebi de görüntüyü bozmasın diyeymiş. İnanılmaz yani. Estetik görüntü bir şehir olsaydı herhalde o Londra olurdu. Yere İzmir'e tatmak falan da gerçekten yasakmış bu arada. 60 pound, hatta büyük yerlerde 100 pound cezası oluyormuş. Diyeceğim Beyza, 60'lar. Ne? 60'lar şeyleri. Polis geçmemiş. Polis olması lazım görünümde. We've been at it for almost an hour. We're just watching. Same player. Seni parka götüreceğiz. Yemyeşil. Şimşek mi çaldı? Aynen. İşte hoş geldin Londra'ya. Ben gittim kullandım. Upsie. It's 2 a.m. and I can't
not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold.